Çin'le Amerika ilişkileri özellikle koronavirüsü salgınından sonra oldukça gerilmiş durumda diyebiliriz. Başkan Donald Trump neredeyse her gün Çin'i suçlayıcı açıklamalar yapıyor bu konuda. İşte bu ortamda iki ülke temsilcileri gelecek hafta telefonla görüşecekler. Konum gündemlerinde ticaret anlaşması olacak. Ocak ayında iki ülke ticaret anlaşmasının ilk aşamasını imzalamışlardı diyebiliriz, ilk safhasını. İşte iki ülke temsilcileri ticaret anlaşmasının geldiği noktayı tartışacaklar. Pekin'de telefonda başbakan yardımcısı olacak. Washington'da da Ticaret Bakanı, Amerikan Ticaret Bakanı diğer hatta telefonun başında olacak. Başkan Donald Trump özellikle Çin'le varılan ticaret anlaşmasına oldukça önem veriyor. Dün o konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu Başkan Donald Trump da. Çin'in yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini söylemesi için 2 haftaya ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Ocak ayında varılan anlaşmanın ardından Çin'in Amerikan ürünlerindeki alımlarını arttırdığını söylemişti Başkan Donald Trump. Ama bu konuda yükümlülüklerini tam olarak yerine getiriyorlar mı? Bu konuda 1-2 hafta beklemek gerekecek dedi. Başkan Donald Trump'a Çin'e yönelik adımlar atıp atmayacağı soruldu. Özellikle koronavirüsü nedeniyle oldukça sert eleştiriyor Çin'i Başkan Donald Trump. Trump şu anda onu konuşmayacağını, bazı büyük şeyler düşündüklerini, planladıklarını ama o konuyla ilgili konuşmayacağını söyledi. Amerika özellikle virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan, Amerika derken Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo diyelim. Çünkü istihbarat örgütleri bu Trump'la Pompeo'nun düşüncesine biraz mesafeli. Wuhan'dan bir laboratuvardan çıktığını belirtiyorlar Trump. Pompeo da bu düşüncede. Pompeo yalnız gene biraz mesafe koyuyor. İstihbarat örgütlerinin bu konudaki raporlarına da kapıyı tam kapamıyor Pompeo. Bununla birlikte bu tartışmalar yaşanırken Kongre'de de 5. paket gelişmeleri var. Nancy Pelosi 5. ekonomik paketi çıkarmak için yoğun çaba içerisinde diyebiliriz. Ancak Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla sadece cumhuriyetçileri değil, bu konuda paketle ilgili bazı ayrıntılar konusunda kendi grubunu da ikna etmek zorunda kalacak Nancy Pelosi, özellikle Demokrat Parti içindeki yenilikçi grubu ikna etmek durumunda kalacak. Çoğunluk lideri, Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın da başka planları var. Özellikle Mitch McConnell koronavirüsünün yavaş yavaş geçmesiyle birlikte işyerler açılacak davalarla ilgili onlara dava açılmaması için bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor ki özellikle bazı et fabrikalarında birçok işçinin koronavirüsüne yakalandığı belirtiliyor ve işverenlerin bu konuda yetersiz kaldığı iddiaları var. Ancak bu konuda demokratlarla cumhuriyetçiler anlaşabilir mi pek mümkün gözükmüyor. Mitch McConnell bu isteğini 5. pakette yer almasını isteyebilir. O da ayrı bir tartışma konusu. Bununla birlikte bazı anketler var. İşsizlik rakamları artıyor. Amerika'da en fazla işsiz kalanlar Latinler, Latin Amerikalılar, sonra siyahlar, sonra da beyaz Amerikalılar şeklinde nitelenenler geliyor %11 ile. Latin Amerikalıların bu orandaki, bu sayıdaki oranı %20'ye çıkmış durumda. Açık ara Amerika'da son dönemde işsiz kalanlar Latin Amerikalılar diyebiliriz.